Hem hiç mümkün olur mu ki bir rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi, rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi kesret ve cüziyat tabakatında vahdaniyet ve samadaniyetini zülcenaheyn bir mebus vasıtasıyla ilanını istemez. Rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi. Bir rububiyet-i amme var. Bunun saltanat-ı külliyesi kesret ve cüziyat tabakatında vahdaniyet ve samadaniyetini zülcenaheyn olacak bir mebus vasıtasıyla ilanı istemesin. Yani tam anlamadık. Üstad diyor ki yani o zat ubudiyet külliye cihetiyle kesret tabakatının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi kurbiyet ve risalet cihetiyle dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurdur. Nasıl ifadeler? Yani şiir vallahi. Şiir gibi yani böyle bütün sistemin şifreleri gibi böyle hani ifadeler. Bunları çözeceksin diyor. Burada olman lazım. Yani bu saltanat külliyeyi biz Zülcenahin mebus olmak lazım. İlan edilmesi gerekiyor. Ne diyor? Tekrar bir daha bakalım. Neyi ilanını istiyor? Neyi ilan etmek istiyor? Vahdaniyet ve samadaniyetini ilan etmek istiyor. Nasıl olması lazım bunun ilanı? Ancak Zülcenahin olman gerekiyor. Zülcenahin bir mebus olacaksın. O nasıl olacak? Yani diyor usta, ubudiyet külliye cihetiyle kesret tabakatında bir elçi olman lazım. Ubudiyet külliyeyle Cenab-ı Hakk'a karşı bir elçi. Dergâh-ı ilahiye bir elçi olacaksın gibi Zülcenahiyye'nin bir tarafı. Diğer tarafı da kurbiyet ve risalet cihetiyle de dergâh-ı ilahinin kesret tabakatına memur olman lazım. Ki vahdaniyet ve samadaniyetini ilan etsin. Demek ki bir vezaif de neymiş? Vahdaniyet ve samadaniyetini ilan etmek istiyor Cenab-ı Hak. Biz de Zülcenahin bir mebus olarak Zülcenahin elçi ve memur gibi. Evet, elçi ve memurluğa bakıyor. Birisi de hani demin az önce söylediğimiz halktan hakka, halktan halka şeklinde. Bu taraf ona bakıyor. Halktan hakka taraf, kesret tabakatından elçisin öbür tarafa. Neyle elçisin? Ubudiyet-i külliyeyle elçisin. Bugün tevafuk etti de ubudiyet-i külliye sordu bir tanesi. Nedir yani ubudiyet-i külliye? Sen nasıl anladın? Ubudiyet-i külliye. Ubudiyet-i külliyeyle ben bir baktım. Birkaç tane mehaz aldım böyle okurum diye. İsterseniz hemen okuyayım mı? He. Şuradan gösterebiliriz. He, göster. Bakın orada bir şey var. Burada biraz ufak, çok... ufak ama ben okuyayım. Yok, bunlar şey. Mesela sadece mehaz, ben kullanacağım birkaç mehaz. Birkaç tanesi. Ey insan, şu kainattan maksadı âlâ, tezahür rububiyete karşı ubudiyet-i külliye insaniyedir. Demek ubudiyet-i külliye, tezahür rububiyete karşı yapılan vaziyet. Bizde de şeyde değil miydi, rububiyete karşı ubudiyetimizle yaptığımız mukabele diye ifade ediyor ki zaten hani mehazları burası aslında. Tezahür rububiyete karşı ubudiyet külliye insaniyedir. İnsanın gaye-i aksası o ubudiyetle ulum ve kemalat ile yetişmektir. Yani ubudiyet külliye nedir? Tezahür rububiyete karşı mukabele etmektir. Müthiş ya. Külliyenin bir manası dese, şeymiş. Doğru mudur abi? Tabii bu böyle. Ha. Ama şu, uygularsak şu. Tamam. Yani bu da veciz ya. Şu, kainat bir bütün. Eyleme dönüştürelim. Kainat bir bütün. Elma, armut, kedi, köpek, çiçek, galaksi falan. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail. Bunlar hepsi birer cüz. Şimdi cüz'i nazarını, cüz'iyete sarf edip ubudiyet yaparsan ubudiyeti cüz'iyedir. Aynı fiili yapacağım şimdi, namaz kılacağım. Cüz'i nazarını, kainat muvacesini Allah canibinden, kudretin azameti altına bakınca cüz-i nazarın külli nazar, yani bütünden her bir parçaya baktığın zaman o namazın, gene aynı namaz, külli bir ubudiyet oluyor. Yani mesela namaz kıldı. Bu bir vazife, namaz bir vazife. Ama bu kainatın haritasıdır namaz. Ben de kainatın hulasasıyım. Allahu ehde en camiyim. Vahdaniyete ve samediyete en camiyim. Bu fiil
onları hatırlatıyor diyor ya. Dokuzuncu sözde. O zaman cüz-i nazarın külli oluyor. Külli oluyor. Cüz'iyetten çıkıp külliyet kesmedi. Evet. Yani o zaman ubudiyeti külli oluyor. Ama ubudiyeti külliyen için girdim. Çok büyük bir şey yapmak değil. Çok devamlı yapmak değil. Çok ahım şahım yapmak değil. Nazarını cüz'iyetten külliyete çıkarmak. Düşünmekle mi oluyor abi? Düşünmek. Birincisi bu. Kesinlikle bu. İlk. Aynı namaz. Bizim hoşumuza gidecek taraf o. Aynı namaz. Bir diyorsun ki, lan şu ya 2-3 kişi var ayağım. Lan tıraş edeceğim. Harun ya şu kağıdı yapayım. Hasan diyor ki, lan şunu da iki yapayım da geçeyim. Şu namazı kılayım da Ersin'e oturayım. O zaman ubudiyet-i cüz'iyet. Hazreti Ali bir önce sararılmış, sararılmış. Yani namaz kainatın haritasıdır. İnsan kainatın hulasası bu zaman iki vakit ortasındaki Cenab-ı Hakk'ın celal ve cemalini göstermek noktasında kemal sahibi olacak. O zaman bu namaz böyle bir haritadır. Yani cüz'i fiiliyatına bakma, o zaman cüz'i nazarının cüz'iyeti hapsettin mi, ubudiyeti cüz'i olur. Aynı fiile, cüz'i fiile, külli baktığın zaman, o külli ubudiyet olur. Aynı şey yapma. Yani böyle çevirdiğin anda dürbünün yüzü gibi. Çevirince en uzağa en yakın, en yakın en uzak. Dürbünü çeviriyorsun, tak tak. Aynı dürbün. Böyle bakınca şey. Peki, biz her ibadetimizi öyle yapamıyoruz. Lemalarda diyor muydu? Bir niyet, bir kasp, bir cet, bir irade, bir gayrete böyle oluyor. Evet efendim. Evet. Burada da zaten şeyde diyor, mesela Bekeza diyor, rubiyet amme, ubudiyet külliye ister diyor. Yani aynı ifade. Külli ubudiyetiyle rubiyet-i ilahiye aynadarlık ediyor. Yani rubiyete karşı ama hepsinde nazar ve niyetle aslında külliyet kesbetmek. Kesbediyor. Neyse çok ibadet ve şeyleri. Yani Mustafa onu da dört şeyi getirdi kısa. Nazar, niyet, mana, ismi, mana harfi. O zaman değişiyor ama aynı fiil. Aynı fiil değişiyor. Aynı fiil değişiyor ama fiil aynı. Niyet için şey diyor, iksirdir ve mayedir diyor. Evet, demek ki doğru. Üçüncüsü de saltanat-ı külliyeye, yani bu celale bakıyor. Yani bunu da öyle ifade ettik parantez içerisinde. Zülcelal'in bir mebus vasıtasıyla ilan edilmek istiyor. Yani bu celalin ilanı gerekiyor. Vahdaniyet ve samadaniyet şeklinde ilan ediliyor. Vezaif-i nübüvvet de bu Zülcelal'in olarak ancak bu ifade ediliyor. Kesretten vahdete diyelim ondan sonra. Bir de aynı şekilde vahdetten de keset tabakatına memur olarak bunun ilanı gerekiyor. Böyle bir vazife var.